Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 6. sınıf matematik dersinde en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen konusunu anlatacağım arkadaşlar. Dikkatli dinleyelim, yazarak dinleyelim ve buyurun dersimize. Şimdi arkadaşlar, en küçük ortak kat neyin açılımı? EKOK. EKOK. Peki arkadaşlar, diğer tarafta da en büyük ortak bölen neyin açılımı arkadaşlar? EBOB açılımının olacak arkadaşlar. En büyük ortak bölen. Neyin olması lazım arkadaşlar? Bir sayının kendi kendine en küçük ortak katı olmaz. En az iki sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela sayılarımızı seçelim. 24 ve 36'nın en küçük ortak katına bakalım. 24 ve 36'nın en büyük ortak bölenine bakalım. En küçük ortak kat derken şu. Bir şeyin katı nedir? Sen onu 1 katlarsın, 2 katlarsın, 3'e katlarsın, 4'e katlaya katlaya gidersin. Şimdi biz bunları katlayalım bakalım. 24'ün katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96, 5 katı 120. Buraya kadar bir hatta 6 katını bulalım. 144 geldim buraya kadar. Sonra arkadaşlar 36'nın 2 katı 72, 3 katı 108, 4 katı 144 bulalım. Şimdi bu kadar yazdığımızda 5 6. katı 5 katını da yazalım hadi 180 olsun. 6 katı da 216 olsun bakalım. Şimdi bu kadar yazdığımız katlarda bu sayılar katlarına çıkarken ilk nerede buluşmuşlar? Gördüğümüz gibi 72 üzerinde buluşmuşlar. Dolayısıyla sayıları katlarken tabi burada bir sürü 15-20 tane yazmaya gerek yok. 3-4 tane yazıp, 3-4 tane yazıp çok kısa sürede bakın ki arkadaşlar nerede bunlar karşılaşıyor. İşte burası bunların en küçük ortak katı oluyor arkadaşlar. Gelelim buraya. EBOB, en büyük ortak bölen. Arkadaşlar iki sayının da biz önce neyini yapmamız gerekiyor? Bu sayıyı bölen, yani çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ne yapıyordum ben? Hatırlayın bakalım. 1'e 24 yapıyordum. Sonra arkadaşlar 2'ye 12. Sonra 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e 8. Sonra 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 4'e 6. Sonra ters dönecek. Demek ki bütün çarpanları, yani bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Şu 12'yi düzgün yazalım. 36'ya da aynısını yapıyorum. Arayı çizeyim. 1'e 36, 2'ye böldüm 18, 3'e böldüm 12, 4'e böldüm 9, 5'e bölmüyorum, 6'ya böldüm 6 oldu. İki kez aynı sayıyı yazmamak gerekiyor arkadaşlar. 6'ya 6. Şimdi bakıyorum. Bunların bölenleri bunlar. Peki en büyük ortak bölenleri kimler? 24 yok. 12 var. Bitti. Yakaladım. En büyük ortak bölenlerinde arkadaşlar 12 olaraktan yakaladım. Şimdi ortak katta katlayarak gittiğimizde ilk çakıştığımız yerde, en büyük ortak bölende de bölenlerine, yani çarpanlarına ayırdığımızda ortak en büyük hangi sayı ise bunu buradan çıkartıyoruz. Şimdilik böyle. 7. sınıfa geçtiğimizde arkadaşlar asal çarpan metoduyla bunları yapmayı öğreneceğiz. Şimdilik bunu öğrenmiyoruz. Şimdilik sadece bizim arkadaşlar kıstasımız buraya kadar bunu öğrenmek. Devam ediyorum bakalım bize burada neler sorulmuş? Sorumuz demiş ki 18 ve 24'ün en küçük ortak katı ile en büyük ortak bölenini bulalım arkadaşlar. Hemen alıyorum 18 ve 24'ü. Şöyle açalım. 18 ve 24 diyelim. Önce en küçük ortak kata gidelim. 36, 54, 72 ve 90 katlarına geldim. 24, 48, 24 daha 72, 24 daha 96. Burada arkadaşlar bakıyorum, çakışan bir yer var mı? Evet, bunlar çakıştı. Aynı üst üste geldiler. O zaman bunların EKOK'u, en küçük ortak katı arkadaşlar 72. Peki 18 ve 24'ün EBOB'una bakıyorum şimdi arkadaşlar. Evet, 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6, sonra 4 falan olmuyor, durdu. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6... Bunlar da durdu. Şimdi bakıyorum en büyük ortak böleni hangisi? 18 var mı? Yok. 9 var mı? Yok. 6 var mı? Var. En büyük ortak bölenlerinin 6 olduğunu gördük diyoruz. Geçelim bakalım örneğimizde de. Evet, 72. Bunların en küçük ortak katıdır arkadaşlar. En büyük ortak bölenlerinin de 6 olduğunu söylüyoruz. Ve örneklerimize geçelim bakalım arkadaşlar.
Bize burada neyi sormuş? Yukarıdaki tabloda 4'ün katları mavi, 6'nın katları sarı ile boyanmıştır diyor. İki renk ile taranmış sayılar hakkında yorum yapınız. Şimdi çok güzel bir soru arkadaşlar. Önce ben mavileri şöyle yazacağım. Sonra sarıları yazacağım. Bakalım ne çıkacak. 4'ün katları 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Bunlar arkadaşlar maviye boyadık. Sonra geçiyoruz. 6'nın katlarını sarı boyuyoruz. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ve 48. Sonra iki renk ile taranmış sayılar hakkında yorum yapınız diyor arkadaşlar. İki renk ile taranmış sayılar hangileri bakalım? İkisinde de olanlar kimler? Arkadaşlar yazıyorum buraya. Hemen yazacağım ikisinde. 12 var. Ondan sonra 24 var. Ondan sonra 36 var, sonra 48 var. Bu sayılar ikisiyle de boyanmış sayılar. Peki yorumunuz ne olur diyor. Yorumumuz şu oluyor arkadaşlar. İkisine de boyanmak demek aslında ikisinin de ortak katı olan, en küçük ortak katı olan sayılar. 12 ve 12'den sonraki bütün 12'nin katları. 12, 24, 36, 48 ikisinin de çakıştığı yerler. İlk çakıştığı yer bunların neresi arkadaşlar? En küçük ortak kat olacak. Dolayısıyla 12 ve 12'nin katları. Gördüğümüz gibi bu tip soruları böyle çözüyoruz. Mesela demiş ki B şıkkında aşağıdaki sayıların ortak bölümlerin en büyüğüyle ortak katların en küçüğünü bulunuz diyor arkadaşlar. Mesela 90 ve 20'ye bakıyorum. Hemen yazayım şurada. 90, 180, 270, 360, 120, 240, 360. Evet. En küçük ortak katları 360'mış. Sildim. Peki en büyük ortak bölenlerine geleceğim arkadaşlar. 90, 120. Bakıyorum arkadaşlar. Artık biraz daha profesyonelleştikten sonra çok da yazmaya gerek yok. Bakıyorum bunları bölen mesela 40 var mı? Yok. 30 var mı? Var. En büyük ortak bölen 30'dur. Okey mi arkadaşlar? Mesela ortak katların en küçüğü 75 ve 150'nin. 75'in 150, 225, 300. 150'nin 150, 300, 450. En küçük ortak kat kaç oldu? 150. Hocam sayılardan bir tanesi en küçük kat olabilir mi? Evet, kendisi de olabilir. En küçüğü arkadaşlar 150. Peki ortak bölenlerin en büyüğü ne? Burada da iki sayıyı da bölen en büyük sayı 75. Hocam sayının bir tanesi en büyük ortak bölen olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? 75 bu ikisini de bölüyor. Evet, 20 ve 27. Burayı şimdi yazmamız gerekecek arkadaşlar. Şöyle bir silerim şurayı bir. 20 ve 27 ortak bölenlerin en büyüğü arkadaşlar. 20 ve 27. 20'yi 1'e 20, 10'a 2, 5'e 4. 27'yi 27'ye 1, 9'a 3. Ortak bölenlerin en büyüğü, ortak bölenleri yok. O zaman ne olacak en büyük? 1 arkadaşlar. Bazılarının en büyük ortak böleni 1 olabilir. Ortak katlarının en küçüğü. Bakıyorum burada. 20 ve 27'yi bunlar katlandığında 20, 40, 60, 80, 100, 120 tık 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 gidiyor. 27 de 27, 54. Arkadaşım bu 0 0 gidiyor. Bunun da 0 olması için 5 ile çarptığımızda olmuyor. O zaman 10 ile çarptığımızda 270'e gelelim bakalım. 270'e 20 geliyor mu? Gelmiyor. O zaman bir daha katlayacağız. 540'a 2 katına 20 geliyor mu? Geliyor. O zaman en küçük katları da 540'tır. Dikkat edin. Burada bize şunu öğretiyor. Ortak bölenlerin en büyüğü 1 olan sayıların ortak katlarının en küçüğü bu iki sayının çarpımı olur. Ortak bölenleri yoksa, yani 1'den başka ortak bölenleri yoksa, ortak katlarının en küçüğü bu iki sayının çarpımı olur. Bunu 8. sınıfta kural olaraktan öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar bilmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Birinci soru. 45-60 sayılarının 1000'den küçük, en küçük, en büyük ortak katı. 1000'den küçük diyor. Şimdi önce bir en küçük ortak katlarına bakalım 45 ve 60'ın. 45 neydi? 90, 135, 180, 60, 120, 180. Evet 180'i bulduk. Peki 1000'den küçük diyor. Şimdi ne yapacağım? En küçük ortak katı da katlaya katlaya gidebilirim. 180, 360,
Bir daha koy üstüne 540, bir daha koy üstüne 720, bir daha koy üstüne 900. Gördüğümüz gibi 900'e kadar geldik arkadaşlar. Cevabımız 900. Demiş ki sayı çiftlerinden hangisinin tek ortak böleni 1'dir arkadaşlar. Ortak böleni olmayacak. Mesela bunlara bakıyorum, 5 ikisini de böler gider. Bunlara bakıyorum, 12 ve 25. Bu 5'ten geliyor, bu 2 ve 3'ten geliyor. Bu muhtemelen bu cevap bu olacak. 14 ve 35'e bakıyorum, 7'ye bölündüler gitti. 6 ve 15'e bakıyorum, 3'e bölündüler gitti. 12 ve 25'in 1'den başka ortak böleni çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 3. ve bu konudaki son sorumuza. Kenar uzunlukları 10 metre ve 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir koridorun zemini kırmızı mavi renkteki kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Hangisi bu koridor olamaz diyor. Evet, ona 20 metre olacak. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bir kenarı 2'ymiş değil mi? Yani şu olacak. Bu kenardaki bulunan sayının 2 katı uzun kenarda olacak. Tamam mı? Kare fayansları olduğu için. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oldu mu? Oldu. Çünkü 10'a 20. Burası 10, burası 20 olacak. 2 tane var. 4 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Cevap bu olması lazım. Bakıyoruz ama. 2 tane var. Burada 4 olması lazım. 1, 2, 3, 4. Bu doğru mu? Bu da olabilir. D'ye bakıyoruz. 1 tane var. Burada 2 tane var. Bunlara 10 dersek bunlar da 20. Gördüğümüz gibi arkadaşlar hangisi olamaz sorusunun cevabı da karşımıza B olaraktan çıkıyor. Bir örnek daha bunlarla ilgili çözmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Burada size evet şu soruyu alalım bakalım. 11. soruyu alalım. Bunu çözelim burada. Demiş ki 24 ile 36 sayıların ortak katlarının kaç tanesi 2 basamaklıdır? Bakalım. 24 ile 36'nın ortak katına bakalım. 24, 48, 72, 96. 36, 72 buldum direkt. Direkt buldum 72. Evet, kaç tane ortak katların kaç tanesi? Şimdi ilk sayıyı bulduktan sonra ne yapıyorduk? Bir dahaki katlarına çıkıyoruz. 72 artık. Yani ekok bulduğumuz bu en küçük ortak katı katlaya katlaya gideceğiz. Ne olacak? 72 katlarız. 144. 72'nin 2 katı, 72'nin 3 katı 216, 72'nin 4 katı arkadaşlar 288 gibi gibi. Kaç tanesi 2 basamaklı? Vallahi arkadaşlar bakıyoruz, bir tanesi 2 basamaklı, daha sonraki gelenler 3 basamaklı oluyor. Cevabımız Denizli şıkkı 1 diyoruz arkadaşlar. Böylelikle 6. sınıf matematik dersinde 2. üniteyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalımızda açıklama kısmında matematik ve fen bilimleri derslerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listelerine tıklayabilirsiniz. Oynatma listesine tıklamak demek matematikle ilgili bütün dersleriniz alt alta geliyor. Fenle ilgili bütün dersleriniz, sınavlarınız alt alta geliyor. Rahat bir şekilde istediğiniz dersi çok fazla aramadan bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.